İyi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar. Her nereden bizi izliyorsanız sevgili Geek takipçisi, izleyicileri. Arkadaşlar az önce teknik bir sorun yaşadığım için tekrar yayın açtım. Özür dilerim bu teknik aksaklık için. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Dahya bin Kelbi hakkında program yapacağımızı söylemiştik. Muhammed'in hoşlandığı bir kişi hakkında. Şimdi bu yayını yapıyoruz. Bazı insanlar buna sinir olacaktır. Burada onunla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bizim burada anlattıklarımız neyse İslam kaynaklarında yazıyor. Eğer bir sıkıntınız varsa, eğer bir sorunuz varsa bizlere gelip hakaret etmek yerine o kaynaklara lütfen başvurunuz. Orada ne yazıyorsa biz onu kullanıyoruz. Sorumlu olanlar o kaynaklarda yazanlardır. Müslümanların inandığı kitaplarda İslam kaynaklarında bunlar yazar. O yüzden bizi eleştirmeden önce, bize saldırmadan önce bu kaynakları gidip gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Biz sadece elçiyiz burada. O yüzden tekrar söylüyorum. Bizi hedef alarak, bizi hakaret ederek bu kaynakları çürütemezsiniz. Gidin bir sıkıntınız varsa, biz yalan söylüyorsak, bir şeyler uyduruyorsak kaynakları gider araştırırsınız. Yani şey olarak araştırırsanız, objektif olarak araştırırsanız gerçekleri siz de görürsünüz. Ama ben inandım, ben iman ettim, bu böyledir, bu uydurmadır derseniz ayrı mesele. Buradaki bizim göstereceğimiz her şey sizin seçiminize kalmış, sizin inancınıza kalmış. Eğer bir kitaba inanıyorsanız onu kolay kolay reddedemezsiniz. Yeri geliyor biz hadislerden, yeri geliyor en temel kaynak olan Kur'an'dan ayetleri veriyoruz. Ayetleri bile maalesef insanlar çıkıyor diyor ki onları yanlış çeviriyorsunuz. Onlar yanlıştır. Biz halbuki sizin uzmanlarınızın çevirdiği Arapça bilenler ya da tefsirler neyse oralardan bulup okuyoruz. Yani şimdi şartlanmak var, bir de inanç var. Bir de objektif olarak araştırma var. Şimdi biz burada bunları konuştuk diye hemen gidelim mahkemeye verelim, bunu susturalım. İşte bunun hakkında videolar yapalım. Bu bir İslam'ı kurtarma çabasıdır. Eğer bize karşıysanız, bizim dediklerimiz yalansa çıkın. Bir sürü Türkiye'de İslam uleması var. Bir sürü ilahiyatçı var. Gidin onlara söyleyin. Onlar bunları açıklasınlar. Ve bizim gösterdiğimiz kaynakları da göstersinler. Sadece güzel şirin şeyleri göstererek dini kurtaramazsınız. Bakınız bize bir sürü ilahiyatçı geldi. Sizin televizyonda gördüğünüz insanlar da geldi. Avukatı da geldi. Doktoru da geldi. Kaynaklar ortada. Ama gelen insanlar nedense hep oradaki şeyleri, kaynakları yamultma derdinde. İnsanların duymak istediği şekilde söyleme derdinde. Çünkü Müslüman kolay kolay bundan vazgeçemiyor. Çünkü doğduğundan itibaren alnına mühür gibi çakılmış. Ve dolayısıyla insanlar şartlarına inanıyor. Evet, her şey ortadadır. Sadece Kur'an'ın dediği gibi kalp gözü kapatmak değil. Onların kalp gözü kapalı diyor ya hani Kur'an'da. Kalp gözü kapalı olanlar sadece bu Kur'an'a inanan, İslam'a inananlardır. Biz açıyoruz. Bir Müslümandan bile daha çok bu Kur'an'ı okuyoruz, daha çok araştırıyoruz. Suçlu olan biz oluyoruz. Mahkemeye verilenler biz oluyoruz. Bunu anlatan aynı ayeti bir daha okuyor. Oradaki şiddet ayetlerini onlar da okuyor. Onlar toplum elinde, el üstünde tutuluyor. Aynı ayeti biz okuyunca biz suçlu oluyoruz. Orada ne yazıyorsa onu okuyoruz. İslam kaynakları ne diyorsa, tefsirleri ne diyorsa onu okuyoruz. Biz hatta okuduğumuz zaman tefsirlerine bak sen anlamazsın diyor. Tefsirlerini açıyoruz, yine biz taşlanıyoruz, yine biz hakarete uğruyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bu Dahya bin Kelbi hakkında yayın yapacağımızı söylemiştik. Bugün o yayını yapacağız. Dediğim gibi bu yayına sinir olan insanlar olabilir. Tekrar söylüyorum, bunlar kaynaklardadır. Sorunu olan gitsinler kaynaklara baksınlar. Burada biz suçlu değiliz. Hemen profesör doktorumuza dönüyorum ben. Evet, doktorumuz burada. Welcome to our channel again, Mr. Sami. Thank you, Ibrahim. Thank you for inviting me. Thank you very much. How are you today? Excellent. And you? I am wonderful. Just I explained something to our subscriber because what we show, they all say you are liar, you are changing the meaning, you are liar, we will kill you, we will find you, you are stupid, blah 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 blah. Same thing every time.
Yeah, no problem, no problem. I am there. They can kill me when they like. Evet, now while we are talking, we are laughing, you know, and some people also hate our laughing. Today, Yes. one of my subscribers, woman, Yes. texted me message, Yeah. and she said that, "Why you are laughing so much?" I said, Ah, "Why yes. not? Why Yes. you are laughing? Because what you make program, I share this program with my Muslim friends. They are very angry. They are attacking me too. I say, what Yeah. happened? Because you are laughing, laughing. You are telling bad words. I say nothing, but Yeah. I am saying just what I read. What Yes. is the Yes. problem? If there is a problem, it is inside of Quran or the sources. I am just I'm reading and explaining. What is wrong? If it is funny, I am laughing No, because it's funny. Ibrahim, from now on, we will begin to cry instead of laughing. So maybe they will be happy. I don't know how I explain to Muslim this all sources here. I don't know what I say. I am the bad because in Turkey there are too many trail about Mr. Yakup, about me. There are too many. They wanted to catch us to put to jail because what we are talking, we are explaining. Yeah. First of all, Siyam Mabrur, Mamma mia. Ya Seidi. Siyam Evet. Ramadan Mabrur. أنا أشر أنا أصوم طول السنة، لكن أنا أصوم في الليل وأكل في النهار كما تريد الطبيعة، لكن أقدم تهنئة لكل الصائمين. ترجم أخي. Tamam ustazına. Evet değerli izleyiciler diyor. Hepinizin şerefine içiyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben sene boyunca her zaman akşam entüm saimun billeyl أنا أصوم بالليل وباكل بالنهار طول السنة. طول السنة. Ben sene boyunca gündüz içip yiyip içiyorum. Akşam da oruç tutuyorum. Hepinizin şerefine içiyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun diyor. Orucunuz mübarek olsun. Allah kabul etsin, söylesene. Takabbal Allah Üstaz İbrahim Yusuf. Şükran, takabbal Allah. Şükran, şükran ya Minna ve Seyyidi. minkum. Çünkü şey Takabbal Allah diyor, minna ben ve doğaya göre hareket ediyorum. Tabiat ve doğaya göre. Allah bizden de ve sizden de kabul etsin diyor. Ben doğaya Amin. göre hareket ediyorum. Amin ecmen. Allah büyük azim. Sadakallahu Amin. Amin, amin, amin. Şimdi Furkan, bu arada sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ehlen ve sehlen bir üstazina el-fadıl. Evet. Şükran Şimdi ya. az önce ben bir şeyler söyledim. Yine kızacaklar. Kaniştin Türkçe'ye çeviriyorsun. Ne desem sevmiyorlar da. Şimdi arkadaşlar geçen dedim ya, yayın yaptıktan sonra bazıları bizi şikayet ediyorlar, mahkemelere veriyorlar. İşte biz dalga geçiyormuşuz, bize hakaret ediyormuşuz. Bugün bir kadın bana mesaj yazdı. İzmir'den bir kadın. Ben diyor sizin programları beğeniyorum ve paylaşıyorum diyor. Ama diyor o kadar çok gülüyorsunuz, dalga geçiyorsunuz diyor. Sizin videolarda Müslümanlar diyor gelip bana da küfür ediyor diyor. Gülmeyin diyor. İşte diyor hakaret etmeyin diyor. Ben dedim ki ben ne yazıyorsam onu okuyorum. Ya gülünecek yer varsa gülüyorum çünkü komik. İnsan aklıyla dalga geçen şeylere ben gülerim. Şimdi profesöre de onu söyledim. Yani biz ne anlatırsak biz suçluyuz yani. Anyway, just start to our program Yeah. now. Just a minute, I will say again something Turkish. Arkadaşlar, Dahya bin Kelbi nedir? Şimdi başlığı az önce düzeltmedim, düzelteceğim zaten. Dahya bin Kelbi nedir? Muhammed ile olan arasındaki ilişki nedir? Biliyorsunuz Muhammed'e Cebrail Dahya bin Kelbi kılığında geliyor. Çünkü çok yakışıklı bir zat-ı şerif. Orada şeyde Mekke'de de çok tanınıyor ve Muhammed'in yanına sürekli gidip gelen bir zat-ı şerif. Dolayısıyla Muhammed'i çok ziyaret ettiği için çok sevilen de bir insan. Ve Muhammed'e de Cebrail kılığında geliyor ve insanlar Muhammed de Dahya bin Kelbi'yi çok farklı yöntemlerle görüyorlar. Hatta sahabiler de görüyor. Bir sürü şeyler İbni Abbas falan şimdi şey anlatacak. Doktorumuz anlatacak.
Kur'an'dan, hadisten. Bir de şunu da söyleyeyim. Doktorumuz 3 gün araştırma yapmış. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. 3 gün bu konuyu araştırmış. Birçok kaynak var. Dedi ben hepsini buldum ama dedi ben verebildiğim kadar kaynak vermeye çalışacağım. Orada hepsi de Arapça dedi. Maalesef böyle şeyleri Türkçe ve İngilizce bulmanız çok zor. I said that thank you very much Mr. Sami because you searched this all this reference for 3 days. You find too many sources and you prepare this long time. Thank you very much. So let's start. I give the microphone you and Mr. Furkan. Thank you. Okay. Thank you. شكرا للتقديم. عنوان الحلقة اليوم دحية الكلب والملاك جبريل. Çok teşekkür ederim ön söz takdim ettiğiniz için. Bugünkü programımız, bölümümüz Dahiyetül Kelbi ve Hazreti Cebrail hakkında olacaktır. في الحلقة السابقة تكلمنا عن مؤلف القرآن وذكرنا أن ناقل الوحي عند المسلمين هو الملاك جبريل. Biliyorsunuz geçmiş programda biz Kur'an-ı Kerim'i kim yazmış, yazarı kimdir konusunu ele almıştık ve Müslümanların yanında Kur'an-ı Kerim'in vahyi getiren kişi Hazreti Cebrail'dir biliyorsunuz. وجبرائيل هذا أو جبريل هذا كان يظهر للنبي محمد في بعض الأحيان تحت شكل دحية الكلب. Tabii Hazreti Cebrail Muhammed peygambere vahiy indirirken bazen Dahiyetül Kelbi adlı sahabinin suret ve şekline girerdi. هناك كتاب بالعربي لكاتب عراقي اسمه فاضل الربيعي عنوانه جبريل والنبي. Iraklı bir yazar vardır. Cebrail ve Peygamber adlı bir kitap yazmıştır. İsmül müellif Üstazi Fadıl Errabi'i. Fadıl Errabi'i yazarın ismi Cebrail ve Peygamber adlı bir kitap yazmıştır. Tamam Üstazi. Sawfa nu'tikum rabitil kitab hatta tastati'u an tuhammiluhu wa huwa bil arabi. Tabii bu kitap Arapçadır. Biz size linkini vereceğiz. İsteyen Arapça bilen o yazarın kitabını okuyabilecek. والسؤال المطروح الآن هو من هو الملاك جبريل ومن هو دحية الكلب؟ Tabii soracağımız soru şudur. Dahiyetül Kelbi kimdir? Hazreti Cebrail kimdir? أولا الملائكة عند المسلمين عندهم أربع كبار ملائكة. Biliyorsunuz Müslümanların yanında dört tane büyük melek vardır. بالإضافة إلى الشيطان. Şeytan da var. Ek olarak şeytan var. أول ملاك كبير اسمه عزرائيل. Birinci melek Azrail. ومعناه من يساعد الله. Manası Allah'a yardım eden kişi demektir. غير مذكور في القرآن ولكن القرآن يتكلم عن ملاك الموت. Tabi Azrail olarak Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmiyor ama ölüm meleği, ölüm meleği diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. نعم لكن في الأحاديث مذكور اسمه. Ama hadislerde ise Azrail'in ismi geçiyor. هذا أول ملاك. الملاك الثاني اسمه ميكائيل. ميخائيل أو ميكائيل. İkincisi biliyorsunuz Mikail'dir. وهذا يعني من مثل الله. Bu da Allah'ı temsil eden kişidir. وهو رئيس الملائكة الموكلين بأرزاق الخلق كملائكة الغيم يعني السحب والرعود وغير ذلك. Tabii biliyorsunuz Mikail meleklerin başkanı sayılır. O melek der ki işte halkın insanların rızıklarıyla ilgilenen efendim işte yağmuru falan yağdıran bulut işte yağmur yağdıran bu şu her yani yerde biten ağaçtan ottan sorumlu kişiler
Bunun gibi benzeri sorumlu meleklerdir. O da başkanlarıdır. Ve هناك ملاك ثالث اسمه إسرافيل. Üçüncü melek de İsrafil'dir. وهو الملاك الموكل بنفخ البوق. Biliyorsunuz kıyamet günde sura üfleyen kişi, üfleyen kişidir. وكان النبي محمد يفتتح صلاته دائما بذكر جبريل وميكائيل وإسرافيل. Ve Muhammed Peygamber her zaman namazını Cebrail, Mikail ve İsrafil telaffuz ederek başlardı. Ve kana İsrafil yazhar lin-Nebi Muhammed hilal 3 senavat. İsrafil? Naam. Evet, İsrafil 3 yıl boyunca Peygamber Hazreti Muhammed'e gözüküyordu. Ve lehu 4 ajniha. Onun 4 tane kanadı var İsrafil'in. Ve kana yanqul kelam min el-vahiy li Muhammed. Azra İsrafil ve men huve? İsrafil, İsrafil. İsrafil. Naam. Yanqul kelam min el-vahiy? Min el-vahiy li Muhammed. Evet, İsrafil, yanlış duymuyorsunuz. İsrafil 3 sene boyunca Muhammed Peygamber'e gözüküyordu ve vahiy konusunda Muhammed Peygamber'e vahiy naklederdi. Thumma hunaka el melek rabi' el ismu Cibril. Dördüncü melek ise Cebrail'dir biliyorsunuz. Ve yani kuvvetullah. Manası Allah'ın gücü demektir. Ve huvellezi fadilet ustaz afwan kunna na'rif kullu al-wahyi min Cebrail ma'nahu İsrafil aidan mawjud sah? كان قبل جبريل هلا هذا نقطة مهمة ما رأيكم لو نكرر مرة أخرى على هذه النقطة لأن لا نعرف تركيا الأسرار نعم إذا إسرافيل كان هو أول من بدأ بنقل الوحي نعم şimdi bu konu çok önemli ben bilmiyorum dedim bizim Türk milleti de genelde bilgisi azdır biz hep vahiy getiren kişinin Cebrail olduğunu biliyoruz şimdi profesör diyor ki ilk önce diyor vahiy Muhammed Peygamber'e vahiy getiren kişi İsrafil'dir diyor. Limudet selas senavat. Muddet selas senavat. Naam. 3 yıl boyunca İsrafil melek o vahiyi getiriyordu. Ve ba'd ca'al melek Cibril. Cebrail Hazreti Cebrail geldikten sonra ve huwa ma'nal kelime kuvvetullah. Biliyorsun Cebrail Allah'ın gücü demektir manası. وهو حل محل إسرافيل في نقل الوحي. İşte ondan sonra Cebrail geldikten sonra artık vahiy getiren kişi o oldu. Yani o İsrafil sadece 3 yıl boyunca getirdi gitti. وله 600 جناح. Hazreti Cebrail'in 600 tane kanadı var, kanat. أيوه. الآن وفقا للاعتقاد الإسلامي والقرآن الملائكة أوقات تظهر للناس على شكل بشر. Kur'an-ı Kerim ve İslami kaynaklara göre melekler bazen insan sureti ve şeklinde gözükürler. وفكرة ظهور الملاك على شكل إنسان هي فكرة يهودية. Tabii meleklerin bir beşer, bir insan sureti ve şeklinde gözüküyor. O düşünce, bu düşünce Yahudi düşüncesidir. Necideha fi kıssati duyuf İbrahim ma'lut. Biz bunu nereden görüyoruz? İbrahim peygamberlerin misafirleri, Lut'la olan misafirleri gibi. Duyuf İbrahim ma'lut. Ma'lut. يعني في قص في سورة في القرآن تتكلم عن إبراهيم ولوط وقوم لوط. Tamam biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir konu var. İşte Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut konusu var ve o misafirleri konusu var. Orada geçiyor. وهذول الضيوف اللي أجوا عند إبراهيم ولوط هذول كانوا ملائكة على شكل إنسان. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut peygamberin yanına gelen misafirler insan suretinde olan melekler idi. Ve havale kavme Lut en yaktasibuhum. Şimdi orada Lut kavmi orada o insan suretinde gelen gençleri
efendim onları gasp etmek istiyorlardı yani cinsi anlamda. Ve necid hâdâ fî sûreti Hud. Biz bunu Hud suresi suresinde görüyoruz. El ayet 77 ila 79. Hud suresi 77. ayet ile 79. ayet arası. Evet, İbrahim halli yuzhiril ayet ma'anel ayet. Naam, ana sawfa aqra bil arabi ve huve yedawur aliha bil turki alashan yuzhirha. Lama العربي إذن سورة هود تقول ولما جاءت رسلنا لوطا سيأب هود سورة 77 79 arası 77 ve 79 tamam evet karşınızda ايوه برافو برافو ابراهيم برافو ابراهيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيأب بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب والآية اللي بعدها the other one you can now add the new one وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعلمون يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد إذا هود الآيات 77 إلى 79 تبين أن الرسل هذول أنبياء هذول ملائكة ظهروا لإبراهيم ولوط تحت شكل بشر. Şimdi bu ayetlere göre biliyorsunuz Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut'a gelen misafir olarak gelenler insan sureti ve şeklinde olan meleklerdi. Seyyid İbrahim Halil yakra bi lugat Türkiye lil müşahidin. Tafadal. İbrahim Bey siz onu okursanız Türkçesini 77 79 arası. 77 ve 79 ila 79. Ha, tamam. 77'den 79'a kadar. Evet, profesörümün dediği ayetleri okuyorum. Mesela sesim açık mı? Evet, açık. Okuyalım arkadaşlar. Hud suresinin 77. ayeti ne diyor? Elmalı'dan okuyorum. Ne zaman ki elçilerimiz Lut'a geldiler. Bunların gelişleri yüzünden Lut fenalaştı. Eli ayağı birbirine dolaştı. Ve bugün çetin bir gündür dedi. Evet, diğer ayetül kerime Hud suresi 78. ayet Elmalı okuyoruz. Daha önceleri çirkin işler yapmış olan kavmi harıl harıl koşup geldiler. Lüt onlara ey kavmim işte size kızlarım onlar sizin için daha temizdirler. Gelin Allah'tan korkun beni misafirlerime rezil rüsva etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu dedi. Evet sonrasını okuyoruz. Hud suresinin 79'a geçtik mi bir saniye. Bu 78, evet. Ha yok, site takıldı. Evet. 79'u okuyoruz. Elmalı'dan. Onlar, sen de bilirsin ki bizim senin kızlarınla bir ilgimiz yoktur. Sen bizim ne istediğimizi gayet biliyorsun dediler. Herif kavat resmen ya. Neyse. Ve hunaka fil Kur'an kıssat zuhuril melek li Meryem ala şekli insan. Kur'an-ı Kerim'de işte o şey hikayesi de var. Hazreti Meryem'e meleklerin insan sureti ve şeklinde gözüktüğüne dair. فَنَقْرَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ الْاَيَةِ 17. Meryem suresi ayet 9'da okuyoruz. İbrahim Bey siz de bu arada ricam açarsanız. Evet. Naam ustaz. اَقُولِ الْاَيَةِ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. İbrahim Bey Türkçesini sizden ricam. Meryem 9 değil mi? Meryem 17. 17. Eyvah. Mümtaz. Evet. Meryem suresi 17. Ne diyor Elmalı? Sonra ailesiyle kendisi arasında bir perde koymuştu. Biz ona meleğimiz Cebrail'i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü. Evet. نعم وهذه القصة نجدها نفسها عند المسيحيين.
Bu hikayenin tıpkısını Hristiyanlar yanında görüyoruz diyor. وفي سورة الأنعام الآية الثامنة والتاسعة هناك كلام عن ظهور ملاك على شكل إنسان. En'am suresi 8 ve 9. ayette de işte meleklerin insan suretinde geldiğine dair ayet vardır. En'am 8-9. تقول الآية بالعربي وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. İbrahim Bey Türkçesini mealini okusanız. الأنعام 8 إلى 9. En'am Evet. 8-9. Evet, Değerli okuyorum. izleyiciler, Profesör özellikle meallerden okuyalım diyor. Ayet yanlış okuyorsun, yanlış diyorsun demesinler diye. Onun için. Evet, mealini okuyoruz. Ona tekrar mail şeyi hatırlatalım. En'am suresi La 8. surat el en'am. En'am 8-9. Ay na'am, 8 ve 9. Tamam, 8-9 okuyorum. 8 de başlıyor. Enam. Kalu, na'am, na'am, sah. Evet. Elmalı Hamdi Yazır'dan okuyorum. Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler. Eğer bir melek indirseydi iş bitirmiş olurdu. Sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı. 9. والآية 9 الآن 9. Ey peygamberi biz bir melek yapsaydık yine de onu bir adam şeklinde yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük. Evet. واضح إذن من القرآن أن الملاك ممكن أن يأخذ شكل إنسان. Şimdi bu ayetlere göre meleklerin insan sureti ve şeklinde gelmesi mümkündür. ويقول المفسرون بأن الإنسان لا يمكن أن يرى الملاك وإلا فإنه سيخاف منه فينزل على شكل إنسان حتى يراه الإنسان. Şimdi tabii müfessirler diyor ki insanlar diyor melekleri olduğu gibi göremezler çünkü çok korkarlar. Dolayısıyla korkmasınlar diye o melekler insan suretinde gelir demişlerdir müfessirler. وتقول المصادر الإسلامية مع أحاديث مختلفة أن الملاك جبريل كان يظهر للنبي محمد تحت شكل دحية الكلبي. Çok değişik hadislerde yani Hazreti Cebrail melek olan Hazreti Cebrail Dahiyetül Kelbi sahabi sureti ve şeklinde bazen gözükürdü Muhammed Peygamber'e. فمن هو دحية الكلب؟ Şimdi بو Dahiyetül Kelbi kimdir? تذكر المصادر الإسلامية أنه ولد عام 592. Şimdi İslami kaynaklar 592 miladi doğmuştur. 592'de. وتوفى عام 670. 670 miladi tarihte ise vefat etmiştir. وكان الملاك جبريل يظهر على شكله وكان جميل جدا. Hazreti Cebrail onun şeklinde, onun suretinde görünüyordu, gözüküyordu vahiy getirirken. Bir de çok yakışıklı ve çok güzel birisiydi. وكان كلما يدخل دحي الكلب المدينة كانت كل البنات تخرج لمعاينته. Dahiyatül Kelbi adlı sahabi Medine-i Münevvere'ye çıkınca, orada sokaklara falan çıkınca Medine'deki tüm kızlar onu görmek için dışarı çıkıyorlardı, evlerden dışarı çıkıyorlardı. وتقول المصادر أن دحية كان أجمل الصحابة الموجودين بالمدينة. Şimdi İslami kaynaklar diyorlardı ki şöyle yazıyorlar. O zamanda en yakışıklı, en güzel kişi oydu. Yani en güzel kişi. وتقول المصادر أن قبره
emme korbi Dimaşk av fi Falastin av fi Mısır. Bu İslami kaynaklar diyor ki bu Dahiyetül Kelbi'nin kabri ya Dimaşk, Şam'da, Şam biliyoruz ya Dimaşk'tedir veya Filistin'de veya şeydedir, Mısır'dadır. İhtilaf var yani. موضوع ظهور الملاك جبريل تحت شكل دحية الكلبي كان موضوع فتوى. موضوع فتوى كيف يعني موضوع؟ يعني في هناك فتوى عن دحية الكلبي وظهوره وظهور الملاك جبريل تحت شكل دحية الكلبي. Şimdi bu Hazreti Cebrail'in Dahiyetül Kelbi suretinde geldiğinin konusunda bir fetva vardır. Hadi موضوع فتوى أنا لم أفهم جيدا. هل أشرح لك؟ يعني هناك شخص سأل رجال الدين المسلمين هل صحيح أن جبريل كان يظهر تحت شكل دحية الكلبي؟ Aha tamam. Ha tamam. Şimdi İslami mesela bu bir fetva konusu sormuşlar yani şimdi bu konuyu açacak. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Gerçekten Hazreti Cebrail Dahiyetül Kelbi suretinde gelmiş mi gelmemiş diye bu konuda bir fetva vardır. Tamam. فالسؤال هو التالي: Evet soru şu. هل جبريل كان متجسدا في صورة أحد الصحابة؟ كما قال أنس كان جبريل يأتيني على صورة دحية الكلب، كلام النبي محمد يعني. سأله هل صحيح أن جبريل كان يظهر تحت شكل دحية الكلبي؟ Şimdi Hazreti Enes Muhammed Peygamber'den şu hadisi naklediyor. Cebrail efendim Dahiyatül Kelbi şeklinde suretinde bana gelirdi diyordu. Yani Hazreti Enes'e demiştir. Şimdi gerçekten bu Cebrail, Hazreti Cebrail o sahabi Dahiyatül Kelbi suretinde geliyor muydu, gelmiyordu diye işte şu hadisi söylemiş. Evet. نعم صح. وكان السؤال يكمل: كان دحية الكلب رجلا جميلا وقد تزوج بنت أبي لهب. Dahiyet el kelbi aynı devam ediyor. Çok güzel bir genç idi. Bir de Ebu Leheb'in kızı olan Durra ile evliydi. Durra ile evliydi. فكيف يمكن لملاك ينقل الوحي أن يتزوج؟ Şimdi vahyi getiren bir meleğin evlenmesi nasıl mümkün olabilir? ويفعل ما يفعله البشر. İnsanların yaptığını yapması nasıl oluyor? Bir meleğin evlenip insanların yaptığı gibi yaşamak, yemek, içmek gibi. Na. وثم مات. Sonradan öldü. هل هو دحية الكلب أم هو على شكل دحية الكلب؟ Yani bu işte هل جبريل هو كان دحية الكلب أم كان يظهر فقط على شكل دحية الكلب؟ yani şu Hazreti Cebrail Dahiyettül Kelbi'nin kendisi miydi yoksa onun şekline mi giriyordu? أجاب رجال الدين مع ذكر حديث أن الملاك جبريل كان يظهر على شكل دحية الكلبي وليس هو دحية الكلبي. Evet yani soru şuydu. Şimdi bu evlenen kişi bu Cebrail mi değil mi? Yoksa o vahiy getiren Cebrail onun şekline mi giriyordu? Soru buydu. Cevap ise şu. Hadiste geçen Dahiyetül Kelbi o evlenen kişi normal evlenen kişidir. Sahabidir. Ama Hazreti Cebrail ise vahiy getirdiği zaman getirince o sahabi Dahiyetül Kelbi suretinde gözüküyor idi. وكان الملاك يظهر تحت شكل داحية الكلب حتى يستطيع الناس أن يروه. Buradaki amaç şu, Hazreti Cebrail, melek olan Hazreti Cebrail insan suretinde, Dahiyetül Kelbi suretinde gözüküyordu ki insanlar onu görsün ve korkmasınlar diye. الآن هناك أحاديث
تقول أن زوجات النبي رأي رأت دحي الكلب عند محمد. Mesela çok hadis vardır. Muhammed Peygamber'in eşlerinin dahiyetül kelbi'yi Muhammed Peygamber'in yanında gördüklerine dair. قالت عائشة في حديث Hazreti Ayşe bir hadiste şöyle diyor. رَجِعَ النَّبِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ فَدَقَّ الْبَابِ شخص دق الباب يوم الخندق يوم الخندق يعني يوم المعركة بتاعت الخندق نعم هندق savaşında birisi gelip kapıyı çaldı diyor Hazreti Ayşe فجاء رجل على دابة يعني على فرس bir atlı geldi at üzerinde bir kişi geldi فكان النبي يتكي على الفرس Muhammed Peygamber de o ata yaslanmıştı. Ve kana yukallim eş-şahs. O kişiyle atlıyla konuşuyordu. Fesaletu Ayşe lin-nebi ma' men kunta tetekellem. Hazreti Ayşe Muhammed Peygamber'e sordu sen kiminle konuşuyordu o atlı kimdi? Fekala leha'n-nebi ve hel enti ra'ayti şey hel ra'ayti şahs? Muhammed Peygamber sen herhangi bir şahsı gördün mü? Hazreti Ayşe'ye sordu. Herhangi bir şeyi gördün mü diye. قالت نعم انا شفت شخص بشكل دحيه الكلب. Hazreti Ayşe peygambere dedi ki evet ben dahiyetül kelbi sureti ve şeklinde birisini gördüm. فاجاب النبي هذا هو جبريل. Muhammed Peygamber dedi işte senin o gördüğün Hazreti Cebrail'dir. وكان دحي الكلب يدخل دون إذن عند النبي محمد ويتكلم معه ويطيل الجلوس معه. دحية الكلب hiçbir izin almaksızın Muhammed Peygamber'in olduğu yere evine nerede olursa olsun girerdi, sohbeti konuyu uzatırdı, istediği şekilde girip çıkardı eve. فاستغربت عائشة من دخول دحي الكلب بكل حرية عند والدها عند محمد. Tabi Hazreti Ayşe bu durumu gördüğünde çok yadırgardı. Yani bu kadar özgür ve hür bir şekilde girip çıkması izinsiz bir şekilde o çok yadırgıyordu. لأن والدها أبي بكر كان لا يدخل illa iza talab al-izn. Hatta babası Hazreti Ayşe'nin babası Hazreti Ebubekir bile Muhammed Peygamber'in olduğu yere girmek için izin isterdi. İzinsiz giremezdi. Beynema dahya al-kalbi kana yadkhul bihurriye ve yutil al-muqus yani yibqa indu mudda tuwila. Ki dahiyetül kelbi ise izinsiz girerdi, tam özgür bir şekilde Muhammed Peygamber'in olduğu yere evine girerdi ve istediği zaman kalkardı. Orada otururdu, istediği zaman uzatırdı, yani orada uzun uzun kalırdı evinde yanında. Ve takul kullama dekhalt inda rasul vecedet indehu dahya. Hazreti Ayşe diyor ki ben ne zaman Muhammed Peygamber'in yanına girdiğim zaman hep Dahiyatül Kelbi'yi görüyordum. Kullu merre? Kullu merre tedhul indin nebi tecid indu dahya. Yani hemen hemen her zaman ne zaman Muhammed Peygamber'in yanına gitsem orada yanında Dahiyatül Kelbi'yi görüyordum. Fe teselu men hâza? Tabi Hazreti Ayşe soruyor bu kimdir diye. قال النبي هذا جبريل ينزل علي تحت صورة دحية الكلب. Muhammed Peygamber Hazreti Ayşe diyor ki bu Hazreti Cebrail'dir. Dahiyatül Kelbi sureti ve şeklinde iniyor, vahiy indiriyor. Evet. فتقول عائشة أنا لم أرى إلا دحية الكلب لم أرى ملاك رأيت دحية الكلب.
Hazreti Ayşe ise diyordu ki ben melek falan Cebrail veya melek diye bir şey görmüyorum. Benim gördüğüm kişi Dahiyetül Kelbi, yani bizim tanıdığımız işte sahabidir diye. وعائشة تقول رأيت جبريل واقفا في حجرتي هذه على فرس في حجرتي، ما المقصود بالحجرة؟ حجرة عائشة Ha, مع الفرس في الحجرة. نعم Evet. Şey diyor, Hazreti Ayşe diyor ki ben şeyi görmüştüm. Cebrail'i at üzerinde benim işte ev bahçesinde. وكان النبي محمد يتكلم معه. Muhammed Peygamber onunla konuşuyordu. فقالت له من هذا الذي تتكلم معه؟ Hazreti Ayşe Muhammed Peygamber'e şunu sordu. Konuştuğun kişi kimdir? فسألها وهل رأيتيه؟ Tekrar sordu. Sen gördün mü? Yani bir kişi gördün mü herhangi bir kişiyi? قالت نعم أنا رأيت دحية الكلبي Evet dedi. Ben gördüm. Dahiyetül Kelbi'yi gördüm. فقال لها النبي محمد هذا ليس دحية الكلبي ولكنه الملاك جبريل على شكل دحية الكلبي Muhammed Peygamber, bu senin gördüğün Dahiyetül Kelbi değil, Hazreti Cebrail'dir. Onun sureti ve şeklinde gözüküyor. وقال لها أن الملاك جبرائيل يسلم عليها يقرأ عليها السلام Ve Muhammed Peygamber dedi ki Hazreti Cebrail sana selam söylüyor. Hazreti Ayşe diyor ki sana selam söylüyor Hazreti Cebrail. نعم الآن أيضا هناك العباس رأى أيضا دحية الكلب مع النبي عند النبي Muhammed العباس Peygamber'in amcası Hazreti Abbas da Dahiyetül Kelbi'yi Muhammed Peygamber'in yanında görüyor. يقول الحديث أن في يوم ذهب العباس إلى النبي ومعه عبد الله ابنه Günün birinde Hazreti Abbas Peygamber'in yanına gitti oğluyla beraber. وكان عمره 7 سنين ابنه Oğlunun yaşı 7 yaşındaydı oğlu. فطرق العباس الباب واستأذن أن يدخل Hazreti Abbas peygamberin evine girmek için 3 defa kapıyı çaldı, girmek için izin istedi. ولكن النبي لم يأذن له Ancak peygamber ona izin vermedi. فغضب غضبا شديدا Hazreti Abbas çok kızdı. فسأله ابنه لماذا أنت غضبان؟ Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah Hazreti Abbas'a dedi ki niçin kızıyorsun diye. فقال عباس أنا طلبت استأذنت أن أدخل ولم يأذن لي. Hazreti Abbas oğluna dedi ki ben işte Muhammed Peygamber'in yanına girmek istedim ama bana izin vermedi. Ondan dolayı kızdım. فقال له ابنه لعله مشغول بالرجل الذي كان يجالسه ويحادثه. Şimdi Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah babasına dedi ki belki dedi Muhammed Peygamber meşguldür. Yanında oturan birisi vardı. Onunla konuşuyordu. Meşgul idi. فقال العباس رجل يجالسه كيف؟ ما Evet. يجالسه أحد. Hazreti Abbas dedi ki kim o, kiminle konuşuyor? Kim onun yanında oturuyor? Hiç kimse yanında yok ki. فقال عبد الله ابن العباس يعني لا يا أبتي كان يجالس دحية الكلبي Oğlu Abdullah yani Hazreti Abbas'ın oğlu ابن Abdullah. العباس ابن العباس اسمه عبد الله قال أنا رأيت دحية الكلبي عند محمد Nعم üstazi. Abdullah babasına Hazreti Abbas'a dedi ki evet Muhammed Peygamber yanında Dahiyetül Kelbi vardı, oturuyordu, onunla konuşuyordu. فرجع العباس
وطرق الباب من جديد على النبي. Şimdi şöyle, Hazreti Abbas oğlu geri dönmüşlerdi. Oğlu Abdullah deyince işte o peygamber meşguldü, birisiyle konuşuyordu Dahiyetül Kelbi ile. Bu sefer Hazreti Abbas Abdullah ile beraber geri döndüler. Geri dönüp evi tekrar çaldılar, kapıyı. Fefetaha Muhammed el-bab ve huve farhan bi'ammu el-Abbas. Bu sefer Muhammed peygamber kapıyı açtı ve amcası olan Hazreti Abbas'ı görünce çok sevindi. Ve kâle lehu enâ ci'tuka kabla kalil ve iste'zente aleyke selâsen ve lem teftah li ve yekûl ibni enneke kunte tucalis dahyel kalbi. Hazreti Abbas yeğenine şöyle söyledi Muhammed peygambere: biz geldik, kapıyı 3 defa ben çaldım, sen kapıyı açmadın, ancak benim oğlum senin yanında Dahiyetül Kelbi olduğunu, onunla konuştuğunu söyledi. Ve adafa el Abbas lel nebi ve ana lem ara ahad indek. Hazreti Abbas dedi, ben senin yanında kimseyi görmedim ama oğlum Abdullah diyor ki Dahiyetül Kelbi'yi görmüşüm. Fetebessem en nebi ve kala li Abdullah ibn el Abbas hel ente ra'ayt Dahiyetül Kelbi. Muhammed peygamber tebessüm etti ve Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'a dedi ki sen dedi Dahiyetül Kelbi'yi mi gördün? قال نعم انا رايته فعانقه النبي وقال هذا ليس دحي الكلب ولكن جبريل كان يجالسني في صوره دحي الكلب. Tabii o arada Muhammed peygamber onunla kucaklaştı, Abdullah'la, ve onu öptü ve senin o gördüğün Dahiyetül Kelbi değildi, Hazreti Cebrail onun suretinde. Walakin dahya al-kalbi aw al-malak Jibril lam yadhhar lil-Abbas bi sabab ghadabihi. Ancak biliyorsunuz Hazreti Abbas Dahiyetül Kelbi herhangi birisini Muhammed peygamberin yanında görmemişti. Çok sinirli olduğundan dolayı Hazreti Abbas ona kendini göstermemişti. Sadece oğluna gözükmüştü. وهناك أحاديث تبين أن الملاك جبريل متمثلا في داحية الكلب كان معاديا لليهود. Tabii ki bu Hazreti Cebrail, bu Dahiyetül Kelbi suretinde gelen Hazreti Cebrail efendim Dahiyetül Kelbi Yahudilere çok düşman idi. Yani leyse Cebrail Dahiyetül Kelbi kan muadin lil Yahud. Huwa Cibril taht şekil Dahiyetül Kelbi. Ha, tamam. Dahiyetül Kelbi suretinde gelen Hazreti Cebrail Yahudilere çok düşman birisiydi. Fenakra fi suratil Bakara el aya 97 ve 98 utlub min İbrahim yibhas anha suratil Bakara el aya 97 ve 98. İbrahim Bey, 97-98 ayet, Bakara suresi 97-98, profesörümüz diyor, onu bir açabilir miyiz? Hemen. Bir daha söyle. Bakara suresi 97-98. Bakara suresi 97-98. Okuyayım mı? Profesör okuyacak evet, mı? Evet. Bir Arapçasını okusun, siz sonra Türkçesi, öyle tercih ediyor. Takraun bil arabiye evvelen. Ya, akra bil arabi. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Evet, okuyorum Türkçesini. Nam. Ya Allah. Tamam Allahu Azim. Evet, ne diyor? Elmalı'dan okuyorum. Söyle.
Her kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki Kur'an senin kalbini Allah'ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi. Evet, diğer ayet-i kerime 98 Bakara suresi Elmalı'dan okuyoruz. Her kim Allah'ın meleklerine, peygamberine, Cebrail ile Mikail ile düşman olursa iyi bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Allahu lazim. نعم وتقول الأحاديث أن ناحية الكلب ظهر للنبي محمد، يعني جبريل ظهر للنبي محمد تحت شكل ناحية الكلب لكي يطلب منه أن يهاجم بني قريظة. Hadis-i şeriflerde yani hadislerde şu geçiyor. Hazreti Cebrail Dahiyatül Kelbi suretinde bir defa gelmişti. Beni Kureyze'ye oraya saldırmak için bu emrehu yani Nam amarahu nam. Beni Kureyze'ye saldırı için Muhammed Peygamber'e emretmişti. Yani Beni Kureyze'ye git saldır diye. وهناك أيضا حديث يقول أن أن الملاك جبريل دخل الجامع تحت شكل دحية الكلب. Bir hadis de var mesela diyor işte Hazreti Cebrail bir camiye mescide girmiş Dahiyatül Kelbi suretinde. فهناك حديث يذكره عمر بن الخطاب يقول أنه عندما كان في الجامع جاء رجل يمشي حسن الوجه فدخل في الجامع. Hazreti Ömer İbn-i Hattab şunu rivayet ediyor. Diyor biz mescit ve camide oturuyorduk Muhammed Peygamberle beraber. Baktık ki yüzü güzel, saçı güzel, efendim güzel yakışıklı birisi camiye girdi. فسأل نبي محمد يعني هذا المسافر قال له هل آتيك يعني هل أدخل؟ İşte o camiye giren kişi Muhammed Peygamber'e hitaben yani size gelebilir miyim, yanınıza gelebilir miyim diye izin istedi. فجاء فوضع ركبته عند ركبته ويديه على فخذيه. Şey yaptı, o tabi izin verdi, o kişi geldi, oturdu Muhammed Peygamber'in yanında her iki dizisini onun dizinin önüne dik gelecek şekilde. Ve her iki elini onun uyluğu dizi üzerine bıraktı. فقال المسافر الذي هو دحية الكلب تحت شكل جبريل O biliyorsunuz camiye giren kişi misafir şeklinde olan Dahiyatül Kelbi suretinde olan Cebrail şunu söyledi. بدأ إذن دحية الكلب يسأل النبي محمد أسئلة عن الإسلام. Başladı soru sormaya, İslam'dan soru sormaya, Muhammed Peygamber'e soru sormaya başladı. فسأله ما الإسلام؟ İslam nedir diye soru sordu. قال النبي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Dedi ki İslam şudur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getirmen ve Muhammed'in Allah'ın Resulü ve elçisi olduğuna inanman, şehadet getirmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve efendim Kabe'yi hac yapman yani İslam odur. وسأله عدة أسئلة عن الدين الإسلامي. Birkaç soru daha İslam'la alakalı soru daha sordu. ثم الرجل خرج. Sonra o kişi çıktı. Birkaç soru sorduktan sonra çıktı camiden. وحاولوا الناس أن يبحثوا عنه فلم يجدوه. İnsanlar, camideki insanlar o kişiyi görmek için aradılar ama onu bulamadılar. O kişi çıktıktan sonra. فسأل عمر بن الخطاب محمد من هذا السائل؟
فسأل عمر نعم النبي محمد من هو هذا السائل؟ tamam. Şey dedi Muhammed Peygamber Hazreti Ömer'e dedi ki bu soruyu soran kişi kimdi biliyor musun? فقال النبي هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. Yani ennebi yes'el ve ennebi yücib. لا هو عمر عمر يقول يسأل مين هذا؟ فهذا قال له هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. Tamam. Pardon, Hazreti Ömer soru soran kişi Hazreti Ömer, Hazreti Muhammed'e, Muhammed Peygamber'e soru soruyor. Bu kişi işte size soru soran kişi kimdi diye Muhammed Peygamber de şey cevap verdi dedi. Bu kişi Hazreti Cebrail'di, buraya camiye girdi ki size dininizi öğretmek için bu soruları sordu. Tamam işte. Ve هناك حديث آخر يقول أن النبي أن علي رأى النبي واضع رأسه على فخذ لحية الكلب. يعني علي رضي الله عنه خليفة. نعم رأى النبي واضع رأسه على فخذ لحية الكلب. Bir hadis de var. Hazreti Ali'nin Muhammed Peygamber'in başını Dahiyetül Kelbi'nin dizinin üstüne bıraktığını gösteren bir hadis var. فالحديث يقول أن علي ابن أبي طالب ذهب إلى بيت النبي محمد. Hadis şöyle, İbn-i Talib Hazreti Ali'nin Muhammed Peygamber'in evine gittiğini. فرآه واضعا رأسه في حجر دحية الكلب يعني على فخذه حاط رأسه نعم. Hazreti Ali Muhammed Peygamber'in evine girince bakıyor ki orada Muhammed Peygamber başını Dahiyetül Kelbi'nin dizinin üzerine bıraktığını görüyor. Fakala Ali, Esselamu Aleykum, keyf asbaha Resulullah? Hazreti Ali içeri girince işte Allah'ın selamı üzerine olsun, üzerinize olsun. Keyfe asbaha Resulullah, Resulullah selam durumu nasıl oldu? قال النبي بخير يا أخا رسول الله. Muhammed Peygamber dedi iyiyim dedi ey Resulullah'ın kardeşi. فقال دحية الكلب لعلي. دحية الكلب Hazreti Ali'ye şöyle dedi. إني أحبك وإن لك عندي مدحة أزفها إليك يعني أنا أحبك وأريد أن أعطيك خبر كويس منيح. Dahiyetül Kelbi Hazreti Ali'ye şunu söyledi. Ben seni seviyorum ve sana güzel bir haber vermek istiyorum. فقال دحية الكلب لعلي أنت أمير المؤمنين. Dahiyetül Kelbi Hazreti Ali'ye dedi ki sen Müslüman ve müminlerin emirisin. وسيدي ولد آدم يوم القيامة ما خلى النبي يعني وأنت سيد أولاد آدم. Ve sen Adem oğullarının efendisisin kıyamet gününde. وكلموا كلام آخر. Başka değişik kelam da başka konular da konuştu onunla. والنبي محمد قال لعلي Muhammed Peygamber Hazreti Ali'ye şunu söyledi. Ya Ali, lem yekun dahiyel kelbi. Ey Ali, bu senin gördüğün kişi Dahiyetül Kelbi değildi. Kana Cibril. Bu kişi Cebrail'di. Semmâke bi ismi, semmâkallâhu bihi. Yani zekarak bi isim emiril mu'minin illi Allah semmâk bihi. Tamam. Bu gördüğün kişi Cebrail idi. Allah'ın sana adlandırdığı Emirül Müminin şeyini sana nakletti. Ve huvellezî alqa mahabbetuke fî sudûril mu'minîn. Allah yani. O Naam. Allahu Teala senin sevgini müminlerin gönlüne, kalbine sokan kişidir. Ve alqa ruhbaka
fi sudur-il kafirin, yani havf minnek fi sudur-il kafirin. Ve kafirlerin senden korkmasını, onların gönlüne o korkuyu salan da Allah'tır. تنتهي هنا هذه الحلقة التي بينت فيها كيف أن الملاك جبريل كان يظهر للنبي محمد تحت شكل دحية الكلب. Biz burada bu konuyu bitiriyoruz. Bu yani şu ana kadar söylediğimizin hepsi Hazreti Cebrail'in Dahiyetül Kelbi suret ve şeklinde gözüktüğüne, göründüğüne dair efendim ispat ve delilleriydi. والسؤال المطروح هو هل هذه كانت حقيقة أم هي مجرد أسطورة؟ Şimdi soru şu. Bu Dahiyetül Kelbi konusu gerçek bir şey mi yoksa bu bir efsane miydi? على كل حال جبريل هو أسطورة. Her halükarda Hazreti Cebrail zaten efsanedir diyor. Ve lisan Nebi lem yaru Cibril kullu ma ra'u ve dahiyel kelbi. Muhammed peygamberin eşleri de hiçbir zaman Cebrail'i görmemişler. Onların gördükleri sadece Dahiyetül Kelbi idi. Ve kezalika as-sahaba. Aynı şekilde sahabiler de Cebrail'i görmemişlerdir. Ama Nebi فكان دائما يقول بأن هذا ليس دحية الكلب ولكن جبريل تحت شكل دحية الكلب. Tabii her zaman Muhammed peygamber şunu söylüyordu. Bu gördüğünüz Dahiyetül Kelbi adlı sahabi değildir. Bu Dahiyetül Kelbi sureti ve şeklinde görünen, gözüken Hazreti Cebrail'dir. Daima bu şekilde diyordu. هذه الحلقة هي تكملة للحلقة السابقة عن من هو مؤلف القرآن. Bugünkü programımız biliyorsunuz geçen programın bir tamlaması tamamlamak yani onun devamı gibi bir şeydir diyor. Biliyorsunuz geçen Kur'an-ı Kerim'in yazarı kimdir diye bir program yazmıştır. Yapmıştık. Bu da onun devamı gibi bir şeydir diyor. وفي الحلقة القادمة سنتكلم عن ما هو مضمون القرآن. Biz önümüzdeki bölümde ise şunu diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in içeriği nedir onu konuşacağız. أنهي هنا وأشكر المترجم على ترجمته وأشكر الأخ إبراهيم على استضافته. Burada ben bunu bitiriyorum. Tercüme ettiğinden dolayı tercümana teşekkür ediyorum ve İbrahim Bey'e beni misafir konuk ettiğinden dolayı teşekkür ederim. وَمَنْ يَهِمُّهُ الْمَزِيدَ عَنْ دَحْيَ الْكَلْبِ يُمْكِنْ أَنْ يَرْجَعْ لَكِتَابْ فَاضِلِ الرَّبِيعِ. Bu konu hakkında detaylı bilgi öğrenmek, bilgi edinmek isteyenler varsa Fadıl Er-Rabi'i adlı yazarın kitabına başvurabilirler. Onun linkini biliyorsunuz verecek profesör. وعنوانه جبريل والنبي. Kitabın ismi ise Cebrail ve Peygamber ismi. Nah. Kitabın ismi Cebrail ve Nebi. وسنعطي الرابط تحت هذا الشريط. Bu programın altında linkini vereceğiz, yazacağız. İsteyen kişi detaylı bilgiye ulaşabilir. Okay, thank you very much, Mr. Sami. Thank you. You already gave the reference because some people ask where is the reference, where did you find such information? You already gave the reference. Let me explain to subscribers. Arkadaşlar zaten az önce chatte gördüm söylediklerinin referansı nerede, yani bu kaynaklar nerede diye söyledi. Profesörümüz de verdi. They can find this information just from this book, right? Yes, I will give you. I give you the link to the, this book. I will send it later to you, and you will put it under the video. Okay. Dedi daha sonra dedi bu dedi kitapla ilgili dedi bilgileri dedi sana göndereceğim, linkini de vereceğim, bağlantısını dedi. Onu da dedi videonun altındaki açıklama kısmına ekleyebilirsin dedi. Okay, thank you very much again. I have to ask some question to yes. you.
Before that I will say something to subscribe again. Arkadaşlar bu yayın boyunca bana gelen mesajlar vardı. Şimdi chat'i biliyorsunuz kapatıyoruz, üyeleri açıyoruz. Çünkü sürekli bizim dikkatimizi dağıtan zaten hakaret içerikler geliyor, mesajlar geliyor. Orada durmuyorlar, bana da mesaj yazıyorlar. İşte telefondan kontrol ediyorum. Atatürk'ü bile bu işe katmaya çalışanlar var. Adamlar diyor ki Atatürk'e baksana, Atatürk şunu yaptı, Atatürk bunu yaptı. Atatürk'ün eşcinsel ilişkisi varmış. İslamcıların böyle saçma saçma argümanlarla İslam'ı yüceltirler, Atatürk'ü yargılamaya çalışırlar. Bizim burada anlattıklarımızın hepsi profesörün de dediği gibi İslami kaynaklardır. Biz bir şey uydurmuyoruz. Siz sadece Atatürk'ü kötü göstermek için böyle bir tane şahsın anlattığı hikayeleri anlatıyorsunuz. Hiçbir yere de yazmıyor. Onlar sadece Atatürk'ü zedelemek için yapılan kaynaklar veya söylemler. Bunda da en başta çeken Sinop Milletvekili Rıza Nur diye bir zat-ı şerif var. O uyduruyor. Onun dışında da başka kimseyi bulamazsınız. Zaten bizim hakkımızda yapılan videolara bile baksanız Yakup abiye beni olmadık ithamlarla suçluyorlar. Hiç alakamız olmadığı halde bir sürü şeyler yapıyorlar. Bizi işte fuhuş pazarlayıcısı, eroin satıcısı, işte esrar yetiştiricisi, kadın pazarlayıcı böyle ithamlarda bulunuyorlar. Yine İslamcılar yapıyor bunu. O zaman da Atatürk için yapılan şeyler de aynı şeydi. Bunu da söyleyeyim. Okay, I will tell you also same information. While our program, you are explaining Dahya bin Kelbi, who was he? And people talk about our leader Atatürk. He was the gay, he was like this, he was like this, blah 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 blah. Because they Yes. wanted to target to our leader Atatürk. Because you know they hate our leader. They are comparing Atatürk and Muhammad. Muhammad was never like this. And they are every time change the subject about the Atatürk. You know, I already said they hate Atatürk. So anyway, this was the another problem our. So let me say Arabic, Turkish, my friend will translate. Şimdi şöyle bir şey vardı Furkan. Evet, Bizim evet. bildiğimiz, Kur'an ayetleri Muhammed'e inerken perde arkasından gelir. Ya da Muhammed rüyasındayken gelir. Ama baktığımız zaman Dahya bin Kelbi adında bir şahıs gelip Muhammed'e bizzat görünebiliyor. Yani fiziksel olarak görünebiliyor, insanlar da görebiliyor. Yani Muhammed'e bu ayetlerin perde arkasından gelmesi veya rüyasında girmesi ve de hayal olarak görünmesi dışında Dahya bin Kelbi arasında neler söyleyebilir? Ya Fadilatul Ustaz, kama tarifun, nahnu na'rif bi ennehu kan yenzil el vahiy min vera'i sitara au kan en nebi yara fil menam yani li ahzil vahiy, nuzulul vahiy. Nahnu na'rif hakeda. نعم Fekif el'an yani nuzulul vahiy min khilal dahiyat el kelbi. ماذا رأيكم في تفاصيل هذه الأمور وشرح هذا؟ يعني هو الفهم الواقعي غالبا بأنه يعني مثلا في تركيا كان تنزل الوحي من وراء الستارة أو كان النبي يرى في المنام يرى منام يعني نعم ولكن هناك نوع ثالث من الوحي كان تحت شكل بشر. يعني معناه كان وراء الستارة أيضا وفي النوم أيضا كان موجود نزول الوحي. نعم هناك طبعا ثلاث أنواع للوحي. تمام. إبراهيم بي بعد إذنكم أستاذي şey diyor üç şekil diyebiliriz yani vahiy inişi üç şekil ikisi dediğiniz gibi işte perde arkasında rüyada bir de dahiyatül kelbi aracılığıyla. Nam ustazına. Dahya bin Kelbi'nin burada şey var galiba, bir ayrıcalığı var Muhammed gözünde, o şekilde görünebiliyor. Başka şahıslar da görünmüyor, sadece Dahya bin Kelbi ile görünüyor. Mesela Muhammed'in Ayşe yatıyor, biraz uzun olacak kusura bakma Valla uzun olduğu zaman tabi olarak Başka unutuyor. türlü Yani bunu şimdi profesörü alıştırdık kısa cümleler. Siz ve Yakup hocamızı yani kısa olmaz zaman unutuyoruz. Yani onu baştan söyleyeyim. Mesela hadiste şöyle bir şey geçiyor. Şöyle söyleyeyim. Hadiste şöyle bir şey geçiyor. Muhammed yattığında kadınlarıyla cinsel ilişki gördüğünün hayalini görüyor mesela.
Böyle bu tür hayaller de görüyor. Ama aynı zamanda ayetleri de hayal edebiliyor. Aynı zamanda Dahya bin Kelbi ile ilgili ayetlerde fiziksel olarak görünüyor. Yani nasıl söyleyebilirim? Ben de bu soruyu sen nasıl sorabilirsin? Ben de bilmiyorum açıkçası. Şöyle hayal derken rüyada mı cinsel ilişkiye giriyor eşleriyle Hadiste veya göre, hadiste yazıyor. Muhammed eşleriyle cinsel ilişkiye girdiğini, hayalini görüyor. Bunu bir çevir, devamını getireyim. Ya Fadilat Ustaz, Seyyid İbrahim Yakul, ben belki meşgul. Bir dakika ara versek İbrahim Bey, bir şey yazıyor da. Okay. Kulağı bende değil. Ha, tamam. Ben o zaman bir hadis falan da çıkartayım. Onu ekrana koyalım. Daha iyi olur, evet. Şimdi Önemli, istersen sen önemli Arapçasını da oku. Profesörün anlat. Çünkü az önce bir şey vardı, bilgi vardı. Bu kaynaklar nereden buluyorsunuz gibisinden. Dahya bin Kelbi Muhammed'e şey olarak nasıl görünüyordu gibisinden. Sen Arapçasını oku istersen, ben ekrana vereceğim şimdi. Eğer okuyabiliyorsan Arapçasından daha iyi anlarsın sanırım. İngilizcesi var zaten bende. Şunu bir oku istersen. Kudayb, tam göremiyorum da tamam. Haddesena Kutayb ibn Said, haddesena Leysun, haddesena Muhammed ibn Rabb, devam ediyor, onu geçelim. Kal enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal uride aleyye el enbiya'u feiza Musa darbul min er ricali ki ennehu min ricali. Ben tam göremiyorum İbrahim Bey, yani göremiyorum tam. Var, ne yazıyor orada? Rical şenu ve raeytu İsa ibn Meryem aleyhisselam fe iza akrabu min men raeytu bihi şebehen Urvet ibn Mes'ud ve raeytu İbrahim salavatullahi aleyhi fe iza akrabu min men raeytu bihi şebehen sahibukum yani nefsehu ve raeytu Cibril aleyhisselam fe iza akrabu men raeytu bihi şebehen dahiyye. Yani burada bizim konuyla alakalı şu var diyor. Yani Cebrail'in en çok benzediği kişi dahiye. Yani bizim konuyla alakalı. Dahiyetu bin kelb yani. Hayır, Yani bu kaynağı şeyden dolayı gösteriyorum. Az önce dediler yani siz nereden söylüyorsunuz? Hadislerde de geçtiği için. Bakın burada son olarak, bakın burada yazıyor. Bakın Cebrail Muhammed'e görünüyormuş. hem Pardon, görünüyor hem de Cebrail Dahya bin Kelbi şeklinde görünüyormuş. bir de en çok Dahiyetül Kelbi ona benziyormuş. Öyle yazıyor. Yani o da doğru. Yani bakın burada da yazıyor. Şimdi profesörün anlattıklarına çıkıp da siz nereden uyduruyorsun diye hadisler de var. Boşunuza şey yapmayın. Gidin araştırın. Bu hadis de burada var zaten. En çok Dahya bin Kelbi şekliyle birileri geliyormuş, söylüyormuş. Anlatabiliyor muyum? Zaten profesör bunu bir saat boyunca anlattı. Profesör müsait mi şu an? Ya Fadilet Ustaz, nahnu şa'arna bi ennekum munşagilun. El'an intaha şugulukum. La, ana kunti abhas an hadis ahar, a'raf hada el hadis. Bu A'raf hadisi hada el biliyorum hadis. diyor. İbrahim Bey diyor. Ben de başka bir hadise bakmak istiyordum. Bu hadisi biliyorum diyor. Perfect. Gösterdiniz. Nعم, ولكن انا اخترت الحديث القصيرة التي يمكن ترجمتها بسهولة. Kısa bir hadis getirmek istiyordum. Hani tercümesi daha rahat olur diye oraya bakmıştım dedi. وواضح واضح من الأحاديث اللي أنا ذكرتها أن النبي محمد كان يظهر على أن جبريل كان يظهر على شكل دحية الكلبي. Şimdi ben biliyorsunuz biz bu konuyu okuduk. Orada hadisler profesör okudu. Ben o hadislerin numaralarını vermedim. Şimdi profesörden izin isteyeyim. İsterseniz verelim. İzleyenler oradan baksın. Ya Fadilet Ustaz, entum taban nahnu qara'na al ahadis velakin lem nakul lil müşahidin rakam al hadis ve ma ila zalik. İza ta'zanun lana yumkin nakra lahum rakam al hadis. Al ahadis. Nعم. يمكن أنا لم أقرأ الأحاديث لأنه هذا سوف يأخذ وقت أكثر في عرض كل هذه الأحاديث لأن Tamam. هذه مصادر كثيرة. Şimdi çok biz kaynaklara girmedik, zaman kaybı olmasın diye. Çok konu uzundur. Ben sadece burada okuduğumuz birkaç hadisin hemen numarasını vereyim. Mesela Bukhari 3634 ve Müslim 2451 hadis, ona bakabilirsiniz.
Bunu bana sonlara göndersen şey ekleyeyim açıklama kısmına. Bu kaynaklardan كل bazılarını. كل كل الأحاديث التي ذكرتها وهذه الأحاديث عن دحي الكلب يجدها الشخص في كتاب الذي ذكرته فاضل الربيعي جبريل والنبي. Tamam. İbrahim Bey en pratik kolay yönü şudur diyor. O Fadil-i Rabi'ye linkini vereceğiz. O hadislerin hepsi orada yazılı. Hemen hemen zaten hepsi Buhari ve Müslim'dir. Orada detaylı bir şekilde vardır diyor. Burada bölüm program uzamasın diye numaralara falan girmedik dedi. Tamam. وقد وقد أعطيت الآن على على الهانج أوت عنوان الكتاب ويمكن للشخص أن إذا يحمله. İbrahim Bey size gönderdim diyor. O PDF olarak gönderin diyor. İsteyen kişi indirebilir diyor. Tamam. Andosla. نعم. Tamam. وهو كتاب من 238 صفحة. 283 sayfalı bir kitaptır. Bayağı uzun. ومذكور في كل مصادر الأحاديث. Tüm hadislerin kaynağını orada yazıyor. مع الآيات والكتب والمفسرين مذكورة فيه فلا حاجة أن نثقل على على المشاهد بهذه المعطيات. Şimdi yani orada her şeyi görebilirsiniz. Ayetleri, tefsirleri, efendim hadisleri, kaynakları detaylı bir şekilde biliyorsunuz o kitap zaten bu konuyla alakalı bir kitaptır. 283 sayfalık bir kitap. Bu Arapça galiba, değil mi? Tabii bir lügat Arabiye fakatsa. Naam, ya للأسف هو باللغة العربية. Maalesef sadece Arapça diyor. Tamam ben şu an şey aldım, linki veriyorum. Kaynak linki diyeyim bir saniye. Açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Şimdi sizde de görünecek kaynak. Tamam. Tamam. Zaten itiraz edenlerin bir kısmı Arapça biliyor. اَلَّذ۪ينَ يَعْتَرِدُونَ عَلَى الْحَادِيثِ وَمَا اِلَى ذَٰلِكَ غَالِبِيَتُمْ يَعْرِفُونَ اللُّغَ الْعَرَبِيَةِ هذا هو الأمر ولكن أنا لا يوجد عندي الأحاديث باللغة التركية توجد أحاديث باللغة الإنجليزية إذا الواحد يريد وأخونا إبراهيم ذكر الموقع سنة عن الأحاديث باللغة العربية والإنجليزية فإذا الواحد يهمه ممكن يرجع له. Yani İngilizce bilenler için İbrahim Bey yardımcı olabilir. O sünne sitesi orada İngilizce, Arapça hadisler var. İngilizce kısmından okuyabilirler. Ama maalesef Türkçesi yok yani. Zaten şey bulamıyoruz ki Türkçe kaynakları bulamıyoruz. Böyle Muhammed'i aşırı eleştiren kaynaklar konusunda. Ala kulli hal el muvadi el muhimme elleti tenteqid en nebi Muhammed nahnu la nara ebeden bil lugati Türkiye lilesef. هناك الموقع عنوانه sunna.com Yes, I know, I know. sunna.com وهناك كل الأحاديث الكتب الحديث المهمة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. Şimdi sunna.com sitesinde önemli olan tüm hadislerin kaynakları orada yazıyor. Hem Arapça hem İngilizce. O siteye girip görebilirsiniz. Ben de onu kullanıyorum zaten. أنا أيضا أستخدم هذا الموقع يقول هو نعم نعم وأنا أستعمل مواقع أخرى مكتبتي الشاملة فيها كل كتب الأحاديث وكل المفسرين Ben çok çok detaylı değişik sitelere bakıyorum. Tüm bilgiler, hadis, ayet konusunda bende çok daha detayları var diyor. İsmi Eşşamile. Şamile sitesi şey Eşşamile. İsterseniz onu da İbrahim Bey yazsın. Yani Şamile mi? Onu bana bir link olarak atın. Ben şimdi daha da bir rabıt la utursilon min fadlikum liseydi. Naam, naam, naam. Şey mi orası İngilizce Arapça mı? El Şamile. El Şamile. Ya sah ustaz. Naam. Bil İngilizce eden tucad yani. هي بالعربية لأنه الكتب هي للأسف هي باللغة العربية. ما في مشكلة. O site sadece Arapçadır diyor. Tüm İslami yani bir ansiklopedi gibi diyor o site. Tamam göndersin alayım ama bize İngilizce çevirisi lazım. Ahsen, Üstazi la otur silun ahsen. هلا أنا أعطيك الرابط الرابط حالا هنا إبراهيم أيوة ثانية واحدة أعطيك إياه على الهانج أوت على مكتبة الشاملة أيوة
Şimdi el-ba'tu. şu da var Şimdi Furkan, bunu da çevirir misin? Mesela şimdi o Arapça kaynakları, Arapça olanlar anlayabiliyor da, Arapçası iyi olanlar tabii ki, Arapça bilenler. Ama İngilizceye çevirirken bile sunnah.com'da bile insanların kafasını bulandırmamak için orada bile yanlış çeviri yapıyorlar. Orijinal Arapça gibi değil. يقول يا فضيلة الأستاذ على كل حال باللغة العربية بأصل اللغة أحسن شيء لأنه حتى ولو في موقع السنة هذا أيضا عندما هم يترجمون هذه المواضيع المهمة يترجمون بالخطأ عمدا يعني عمدا يعني يترجمون ترجمة خطأ عمدا. أنا أعطيك هنا كمان رابط مباشر لمكتبة الشاملة، ممكن أن تبحث فيه، بحث في المكتبة وتصفح المكتبة إلى آخره، وفيها أكثر من 6000 كتاب. Şimdi ben de birkaç link size gönderdim İbrahim Bey diyor. 6000'den daha fazla kitap içeriyor. Orada araştırmak isteyenler her şeyi bulur diyor. Ben şimdi chat kısmına da paylaştım. Yayından sonra da zaten bakacağım. Şimdi eğer müsaitse ben birkaç tane hadis göstermek istiyorum. Bunları bize nasıl çevirebilir, söyleyebilir misin? Üstadına لو تسمحون أريد أن أسألكم كم أسئلة في موضوع Tfaddal. بعض الأحاديث. Tfaddal. Buyurun İbrahim Can you Bey. see it on the screen? Yes. Yes. I see it, yes. قال إن عليك قميصا وليس عليك. اصطبر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وجاه. نعم. أخي إبراهيم، أنت بتدور على مشاكل. Sen problem istiyorsun diyor. I am always problem for the Muslims. أخي إبراهيم، نحن نعطي المعطيات الرئيسية ونترك الباحث بعدين المهتم يدخل، أما الصدمة الشديد ربما يعني يبعد المشاهدين. Şey diyor, biz diyor orijinal kaynakları gösteriyoruz. Araştırmak isteyenler araştırsınlar. Çok büyük şok yaratmak istemiyoruz. Çünkü izleyenleri uzaklaştırabilir diye. Why do you think so? فإذا كان المشاهد يمكن أن يفتح الباب بنفسه، لا تفتحه له، خليه يفتح هو ذاته. Eğer diyor bizi izleyenler kapıyı kendisi açmak istiyorsa ne güzel diyor. O kapıyı açmadan siz açmayın. Yani o açsın kapıyı, Ya o girsin anladık da içine. biz o sadece kaynağı veriyoruz. İbni Davud yazıyor. Benim suçum değil ki. O sadece ne yazdığını okuyacağız. Düşünen ne düşündüğünü düşünsün. Orada Muhammed hakkında bir şey yazıyorsa, Muhammed'i yaptığı bir şey anlatıyorsa bizim problemimiz değil. Biz sadece okuyoruz yani. يقول هذه طبعا كما تعرفون ليست مشكلتنا يعني إذا هنا يوجد مثلا مصدر يعني هذا نحن نريهم المصدر نعم. إذا توجد مشكلة فنحن غير مسؤولين يعني. صحيح، بس أخي فرقان وأخي إبراهيم، الحلقة هي عن موضوع دحية الكلبي والملاك جبريل، فنكون في ضمن الحلقة ولا نذهب إلى جميع الاتجاهات، لأن هذا الأمر يشتت المشاهد. Şimdi biliyorsunuz İbrahim ve tercüman kardeşim bizim konumuz Hazreti Cebrail ve Dahiyatül Kelbi konusudur. Başka konulara girip izleyenlerin konuyu Ya ben bir karıştırmak. şey söyleyeyim, anladım adam. Ben bir şey söyleyeyim mi? Onun kadar Arapça bilsem var ya, kasnak gibi dayardım hepsini buraya. Yapol ya Fadilet Üstaz, lo kunt a'lem mislakum kunt ana uallim ve urin nas cemi'i hadi masadır yani. Ya kendini çok şey yapıyor, kısıtlıyor yani. Her şeyi açıklamaktan çekiniyor. لكن يعني لهيك احنا ماخذين الحلقات تدريجيا. Bizim metodumuz açıktır. Biz bu bölüm programları yapacağız aşama aşama, tedrici tedrici. وأنا أرى أن Alıştıra alıştıra yani Türkçesiyle. وأنا أرى أن إبراهيم هو وقع تحت تأثير القرآن. Ben diyor şunu görüyorum. İbrahim diyor Kur'an-ı Kerim'in tesiri altına girmiştir diyor. فهو ينتقل Ne من demek موضوع anlamak إلى istiyorsun آخر. diyor. Ne? فهو ينتقل من موضوع إلى آخر.
Konudan konuya, başka konuya beni çekmeye çalışıyor diyor. Ya Tabii ben ama niye şimdi fal Muhammed'in Kur'an harrab aklı. Kur'an-ı Kerim onun aklını yıkmıştır diyor, bozmuştur diyor. read Quran every day. This is Those are very happened. bad. The Quran disturbed your brain. Yeah, So you are exactly. going on all directions. I live with This the is Quran. what I said in the first videos. You have to put the Quran in order to put order in the brain of Arabs and Muslims. The disorder of the brain of Muslims and Arabs is because the Quran itself is in disorder. I understood. Look. This is why when I make videos with Arabs, But they ask questions in all directions. I say, look. you make yourself with limit. You have Yeah, to but open no, your but mind all time. you have to be very strict. I am You have strict to be already. very Come on. strict and very precise. If you go in all directions, nobody will understand, and you will be attacked. We go step by step, shui Ha, they are especially this is German language. Shway, but they don't shui. understand. Shui I want to shui. make them shock because what I say, they don't believe me. I directly show them their face. Look, it is like this. It's not my. But let us, you cannot jump from the 10th floor to the first floor. You have to go step by step. Ha, they understand step, right? They understand the step. أخي إبراهيم بده ينط من الطابق العشرين للطابق الواحد الأول. İbrahim Bey diyor, binanın 20. katından direkt 1. katına atlıyor diyor. Ben Ve هيك basnakçıyım بتنكسر abi. إجره. Evet. Bu şekilde diyor, ayakların kırılır Allah etmesin. Şimdi şöyle bir şey var. Let me tell something Turkish to our subscribers. Şimdi يا أخي arkadaşlar إبراهيم يا أخي إبراهيم لازم تتعلم الصبر لازم Sabır, تتعلم sabır. الصبر I know this مثل word. أيوب مثل أيوب İbrahim kardeşim, Hazreti Eyüp peygamber gibi sabrı öğrenmem lazım diyor. Ha, onda sabır vardı ha. Muhammed was like this already. Muhammed de شوية böyleydi. يا إبراهيم شوية لا Şöyle şöyle تستعجل şöyle şöyle. Paroski medlini medlini. لازم لا you have to take people step by step. If you are going in all directions, nobody will understand. Okay. So we will give next video, for example, on the content of the Quran. So we are going slowly, slowly. If you go in all directions, nobody will understand what you are doing. It doesn't matter. They never understand already. Yeah, no. I put their eyes. They don't understand. They don't care You about are it. desperate Şimdi too arkadaşlar, much. هو قاطع الأمل من البداية. şimdi İbrahim Bey baştan ümidi kaybettiriyor, kesiyor diyor. Baştan ümidi kesiyor diyor. Ne yapayım, beni bu şekilde yaptılar ne yapayım? Ya şimdi ben bir açıklama yapayım, müsaade et de Furkan. Şimdi arkadaşlar خبروا لإبراهيم أنا كباحث مجبور أمشي خطوة خطوة فاهم علي حتى نصل للنتيجة أما نقدرش نبدأ من البداية ننتقل إلى النهاية يعني كله متسلسل ومنطقي Tamam. İbrahim Bey diyor, ben bir araştırmacı olarak diyor, biz aşama aşama tedrici olarak başlangıcından sonuna kadar biz şöyle yapmak istemiyoruz. Hemen sondan başa böyle baştan sona böyle her şey diyor böyle aşama aşama tedrici gitmek lazım diyor. I understand. Okay, I listen İbrahim, you. Yes. I wrote a book on circumcision. I spent 7 years to I write spent it 5 years. for circumcision. 7 years. Okay, you are more. You cannot do everything in one day, in one video. You cannot do it. Go it slowly, على مهلك. Okay. I understood. Okay. Neyse. Ayyuhal. Okay, let me explain to Turkish people. Arkadaşlar, profesör kaynakları gösterirken biraz kendini limitliyor.
Ben yayında da söyledim. Onun yerinde olsam böyle kabak gibi kabak gibi ortaya koyardım. Kendini gerçekten limitliyor. Diyor ki insanlar diyor yani zaman tanı. Yavaş yavaş böyle diye hemen birinci kattan 20. kata atlayıp da adamları diyor şoka uğratma. Ya ben olsam kendisine söyledim. Direkt koyarım çatır çatır anlatırım. Çünkü neyse onu anlatırım. Az önce bir hadis gösterdim. Orada Muhammed'in yaptığı bir şey var. Onu anlatmak, açıklamak istemedi. Gerçi ben önceki yayınlarımda anlattım ama yani Muhammed'in bu yaptıklarıyla ilgili yani erkeklerle olan münasebetiyle ilgili hadisler var. Ben daha önce bunları yayınlamadım. Niye yayınlamadım? Kanalıma ceza gelir diye. Çünkü çok tepki yaptığı için şey yapmadım. Hepsini vermedim. Profesör bugün çok daha uygun ama filtreli anlatıyor. Filtreli anlattığı için de diyor ki işte insanlara zaman tanı. Ya ben dedim ki anlamazlar, fark etmez. Ne dersen de zaten kıvırma diyecekler yani. Fark eden bir şey yok. Evet. But we will talk again. Yeah, so just we have to announce the next video. As I told you, it will be on the content of the Quran. So the first video was the chronological order of the Quran to show that the Quran is in disorder. The second was who is the author of the Quran. The third will be what is in the Quran. Daha önce You diyor, know, let me the Torah. translate. I will forget otherwise. Daha önce diyor, program yaptık diyor, kronolojik sırayı anlattık diyor. Kur'an'ı kim yazdı diyor, ikinci video olarak onu yaptık diyor. Üçüncü video olarak da diyor, yeni konuyla devam edeceğiz dedi. Böyle yavaş yavaş yani adım 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 gidelim, insanlara anlatmaya çalışalım diyor profesör. Bu şekilde bir devam edeceğiz diyor. Because you know, Muslims think that the Quran is what they have in their hands. But yes. Müslümanlar diyor, Kur'an'ı diyor sadece ellerindeki kadarını biliyor diyor. Ellerinde ne varsa onu biliyor diyor. Evet. But in reality, more than half of the Quran has been lost. Ama diyor gerçekte diyor onun diyor yarısı kayıp diyor, ellerinde olandan diyor yarısı kayıp diyor, yok diyor. Yeah. And this is what we will say in the next video to explain what is in the Quran, what remained in the Quran, what is lost, how to and why we have difficulties to understand the Quran because many things are lost. Ellerindeki Kur'an'ın yarısı var diyor. Bir sonraki yayında diyor diğer kısmını anlatmaya çalışacağız diyor. Yani Kur'an'da kayıp olanlar, yani Kur'an'da olmayan, eklenmeyenleri gelecek yayında bunları anlatacağız diyor. And after the next video, we will begin with the linguistic errors of the Quran. Sonraki videolarda diyor Kur'an'daki gramatik hataları diyor anlatacağız diyor. So we go step by step, Adım adım gideceğiz. and then we will examine exactly what are the linguistic errors of the Quran. Önümüzdeki programda adım adım giderek diyor Kur'an'daki diyor dil bilimsel hataları diyor böyle teker 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 adım adım anlatacağız diyor. Those who are in hurry, as Acele etmeyin diyor. they can download my Arabic edition of the Quran Benim Kur'an'ımı Arapça olan şeyini indirebilirsiniz diyor. or Kerisi. my book in Arabic, The Linguistic Errors of the Quran, Arapça olarak kramer hatalarını yazdığım kitabı indirebilirsiniz diyor. which is free of charge. Hepsi beleştir. Ağaya beleş indirebilirsiniz diyor. Yes, and as you know that I translated the Quran into French, English and Italian. Kur'an'ı People can İngilizce buy them in Amazon. Kur'an'ı İngilizce ve Fransızca olarak diyor, herhalde İtalyanca da var. Bunları diyor çevirdim diyor Amazon'dan diye satın da alabilirler diyor. But if somebody does not have money Eğer paralarınız or yoksa Turkish don't have money, they eğer can paranız yoksa Türk halkı olarak yani paranız yoksa diyor indirebilirsiniz ama diyor kitap şeklinde Amazon'dan alabilirsiniz. Evet. they can write to me and I will send the book free of charge. Bana diyor mail atsınlar diyor ben onlara beleş olarak bedava olarak gönderebilirim diyor. I already received many messages Birçok from mesaj aldım. Turkish friends who asked for the English, Italian or French edition of the Quran. Birçok diyor Türk arkadaşlardan diyor mesaj aldım diyor.
bu şeyleri göndermem için diyor. Ayrıca diyor Fransız ve İngilizce diğer dillerden de diyor göndermemi istediler diyor. Yes. That's That's all. Yani bu kadar diyor. all. Where is the Tamam. Mr. Yakup? He didn't come yet. I think he will not come, Mr. Yakup. Maybe he's Yine. busy. Okay, şey, Faruk ekleyeceğim bir şeyler var mı? Vallahi izin verirseniz şöyle yanlış anlamayın. Bu kadar donanımlı, bu kadar aydın, bu kadar cesaret sahibi birisini bulmuşken yani her programda bir iki üç soru ben kendim sormak istiyorum. Tabii, İzin lütfen. verirseniz yani. Tabii. Buyur. Çok teşekkür ederim. Ya Fadilat Üstadi, Kutlu Seyyid İbrahim, yani Mr. Üstaz kel mevsu'a el-ilmiye, bihadal mustawa min el-ilm, nahnu nurid en nestafid minhu, ve leyse ferdiyen cemiyen. وفي كل الحلقة والبرنامج أنا شخصيا أريد أن أسأل سؤالين أو ثلاثة أسئلة لو تسمحون وعندكم. لكن ضمن الموضوع والله يعني أسئلة أهم من الموضوع يعني بالنسبة لي يعني تفضل. فضيلة الأستاذ، ما الطريقة الأمثل لنتخلص أو ليتخلص تتخلص الأمة الإسلامية من هذه الأديان المبتدعة والكذبة؟ أخي المترجم، أرجوك تترجم. أنا أترجم أولا، أول شيء، أترجم نعم السؤال بعدين نعم أستاذ. أنا أجا أنا أنت ترجم للتركي تمام. ما كنت طلبته. Sual tamam. Şimdi Sayın Profesörümüze şu soruyu sordum. İlk önce Türkçesini söyle, izleyenler rahatsız olmasın diye. Ben şey dedim, bizim çağımızda biz bu dinlerin uydurma yalan olduğunu farkına varmışız. Bu dinlerden kurtulmanın en güzel metodu İslam ümmeti, insanlar bu dinlerden nasıl kurtulabilir diye soru sordum. Şimdi cevap verecek. هذا ما كنت أخاف منه، أنك تسأل خارج الموضوع، وهذا الجواب على هذا السؤال يتطلب حلقة كاملة. İşte benim korktuğum da buydu. Sen konu dışına çıkacağını tahmin ettim. Çünkü seni biliyorum. Senin şu soruna cevap vermek için tam bir program lazım diyor. بس إحنا ممكن نعمل مرة حلقة عن كيف نتعامل مع هذه الأديان. Uygun bir vakit, bir günde bu uydurma dinlerle nasıl neler yapacağız o konuyla alakalı bir program yaparsak iyi olur. لأنه الهدف إنه الشريط يبقى في الموضوع ولا نتشتت وحتى لا تطول الحلقة ساعات وساعات. Bizim hedefimiz konu konu olsun, konular dağılmasın, bir de uzun olmasın, insanlar izlesin. Yani bu soru da bir program gerektirir diyor. الهدف ليس عدم رفض الجواب ولكن لنكون يعني محددين في الموضوع. Tabii buradaki amaç ve hedefim sana cevap vermek değildir. Konunun dışına çıkmamak uzamasın diye. فاعذرني أخي المترجم إني ما برد على سؤالك حالا لكي نلتزم بموضوع الحلقة. Estağfurullah ya Fadilat Üstazina, affedersiniz dedim. Beni mazur gör diyor. Sana cevap vermediğim için hem konu dışına çıkmasın hem de bu senin sorunun cevabı bir program tutuyor diyor. O kadar. Evet. Naam Üstazi. Şükran. وأنا أرحب بأخونا يعقوب اللي أجانا الآن. Yakup hocam hoş geldiniz diyor. Merhaba size. Merhaba, merhaba. İyi akşamlar. Yakup Teşekkür neredesin ederiz. sen ya? Gerçekten dinledik, dinledik, faydalandım. Ben şahsen kendim faydalandım. Hoca doğru söylüyor. Yavaş yavaş gitmek gerekir. Zaten bizim Müslümanlar akraba evlilikte, hep akraba evliliği olduğu için biraz geriden geliyorlar. Yani şey olarak, anlayış olarak. Yakup hocam Onun için böyle daha iyi. Kısa kısa konuları anlatmak gerçekten iyi. hemen tercüme edeyim yani bir kelime eksik olmasın diye. Yekul ya fadilatul ustaz eşkurukum şükran cezilen ve ana şahsiyen istefettu minkum kesiren min bidayatil halka uşahidukum ve ana fi re'yikum tamamen feyecib en nemşi tedriciyen ve khaseten lil bi'e et Türkiye لأن الأتراك للأسف الشديد غالبا الأقارب يتزاوجون مع البعض فلذلك ذكاؤهم أقل يعني.
600 sayfa, Kur'an'ın hepsi 600 sayfa, 1400 yıldır anlayamadık. Bunu hızlı hızlı anlatırsa zaten anlayamayız. Böyle iyi, yavaş yavaş iyi. Muhammed'e bile 24 senede, 23 senede gelmiş. يقول هذا القرآن 600 صفحة، مع أنه 600 صفحة منذ 1400 سنة لم نفهمه للأسف الشديد، ومحمد والنبي محمد أيضا لم يفهم، لأنه نزل القرآن لمدة 23 سنة، 23 سنة دي ما؟ يعني لمدة 23 سنة. نعم، على كل هذا واجب الحلقة، إنه المستمعون يحددوا الموضوع، يعني نحن نعطيهم المثال الطيب بأن نلتزم بموضوع الحلقة حتى هم لا يتشتتوا، وبعدين يسألوا أسئلة خارج الحلقة. Şimdi bizim amacımız şudur, program yapalım, bölümün programın dışına çıkmayalım. Çünkü izleyicilerin de kafaları karışmasın, program da fazla uzamasın, uzadıkça insanlar rahatsız oluyor, izlemiyor falan filan. Yani disiplin dahilinde diyor, o şekilde evet. Evet, haklı. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Profesörle haftada her gün çarşamba günü, bu kronolojik sırayla ve Kur'an'daki gramatik hatalar gibi yayın yapıyoruz. Pazar günleri de bir program ayarlasak, böyle değişik konular işlesek, Dahya bin Kelbi gibi. Ya fadiletül üstaz, hel minel mümkün, nahnu nurid en nestafid minkum, kema taban tujad indana halka yani dawriye kul yevm el erbi'a, hel yunasib lak nusavvi halka يعني مختلفة دائما في يوم الأحد أو يوم آخر أيضا يعني في الأسبوع حلقتين. أجيب إنه هذه الحلقات تأخذ وقت كبير، وقت كبير للإعداد، ووقتي لا يسمح لي، وبعدين هناك ترجمة الآن هذا. Tamam. Şey diyor, biliyorsunuz bir programa hazırlanmak çok ciddi, bir vaktimi hazırlanmak ciddi bir vakit alıyor diyor. Şimdi başka işlerim de var diyor. Şimdi devam edecek. Evet, Naim Ustaz. Ve hâzih l-halaka akhdet minni 3 eyyâm şuğul. Mesela bu Dahiyetül Kelbi konusu bile 3 günümü aldı dedi. O istisna. هذه حلقة استثنائية أستاذي. استثنائية، لا حتى استثنائية، فلذلك أفضل نبقى على حلقة في الأسبوع، وهيك الناس اتعودوا إنه في يوم الأربعاء دائما الحلقة مع النبي إبراهيم والنبي سامي الدين. Şimdi diyor biz az öz yapalım, haftada çarşamba günü yapalım, iyi hazırlanalım, ki millet İbrahim ve Sami peygamberi izlesinler, Ya şey izlen diyorum. Şimdi gerçekten çok şeker bir adam. Ben muhabbetinden çok zevk alıyorum. Yani sohbet de olsa en azından hani bir gün daha yapalım diye düşündüm. Herhangi bir konuda şunu da söyleyiver istersen. Kendi istediği bir konuda şey yaparsa, şu gün pazar günü ben istiyorum şöyle bir herhangi bir konuda çıkalım, bir yayın yapalım yani kendisini. Neşet Halife'yi açıklasın. Bir 19 Mesela veya 20 yani kendisini gerçekten çok seviyorum. Yani gerçekten çok şeker, şen bir insan. Yani canlı yayın yapmaktan zevk aldığım bir insan. O yüzden. Ya Üstadi yekul ana şahsiyen entum Hayır. misli sükker ve Hayır. ana bi manal hakiki uhibbukum kesiren ve Teslim. indama sevvi ma'akum el halka أفرح كثيرا جدا مع أنه يسوي كل مرة حلقات. يعني نحن نقول حتى لو الأستاذ مثلا أستاذنا إذا يفضل أي موضوع من المواضيع، يعني إذا يريد مثلا يوم الأحد أو أي يوم، في مثلا أستاذ يعقوب يقول في موضوع رشد خليفة مثلا أو أي شيء آخر، يعني أي في أي وقت إذا تجدون الفرصة يمكن تخبروننا ونحن جاهزون. نعم. أكثر شيء أنا أتذوق بحلقتكم صراحة رجل مثل السكر. تسلم تسلم. شوف، نحن نبقى على موضوع القرآن الآن، وعندما نخلص من موضوع الأخطاء اللغوية ونكمل الموضوع بندخل في موضوع جديد. في يوم الأربعاء. نعم. نعم. إبراهيم بي çok çok teşekkür ediyor. Şey diyor,
Biz bu programları Kur'an-ı Kerim'deki dil bilgisi hatalarını bitirdikten sonra bu değişik konulara da gireriz diyor. Şimdi şöyle İbrahim Bey, siz daha iyi biliyorsunuz. Bir defa ben de mesela bazen arıyordum, acayip meşgul yani, bu siz dediğiniz gibi yani yemek yeme ve içmeye ayıran vakti bile araştırma ilmi araştırıyor, çok ciddi bir şey yani. Doğru gerçekten. Doğru şöyle bir şey var, mesela biz de yayın yapmaya çalışıyoruz burada. Araştırmamız gerekiyor. Yakup abi, ben bir yayın yapacağımız zaman birkaç gün biz de araştırıyoruz. Doğru orada. Yakul kelamul ustaz sahih. Ana kult li İbrahim, ana eyden indama kunt urid atawasal ve attasil bi samahatul ustaz. أنا شعرت وعرفت بأن الأستاذ صراحة يعني كأنه يعطي وقت التناول الأكل والشرب لبحث العلم يعني أنا شعرت هذا فلذلك لا أريد أن أحرج الأستاذ إبراهيم قال نحن أيضا عندما نسوي حلقة أحيانا أيام نعيد أنفسنا للحلقة نعم وكل أنا أعمل حاليا عن كتاب كبير عن الناسخ والمنسوخ يجب أن نكمله. Şu an İbrahim Bey bunu da söyleyelim diyor, hani yanlış anlamasın diye. Şu an nasıh ve mensuh ayetleri hakkında büyük bir kitap hazırlıyorum. Wow. Onu çok meşgulüm diyor. Ve عندي ايضا قناتي التي يجب ان اعمل لها برنامج يعني مره او مرتين في الاسبوع. Biliyorsunuz benim hem YouTube'da normal YouTube'da kanalım var, bir de site var, ona da hazırlık yapıyorum. Bir program yapmak için hazırlık yapıyorum biliyorsunuz. Ya gerçekten çok güzel bir şey. Thank you very much. Ya Seydi. Thank you. You know, I think for 9 years I haven't spoken English. So I missed to talk English, really. Arkadaşlar neredeyse 9 yıldır ben İngilizce konuşmuyorum. Hep Rusça ile iç içe olduğum için İngilizcem de çok kötüledi. Yani kötü oldu. Kötüle derken kötü vallahi oldu. Çok güzel oluyor İbrahim Bey. Nasıl? Yani bu arada ben de istirahat etmiş oluyorum. Çok güzel oluyor. Bir de bu bir ilmi şey oluyor. Yani bizi izleyen hem İngilizce öğrenecek hem Arapça. Evet yani. İngilizceyi yani fadilet ustaz yetahaddes ma'akum billugha al-ingliziye fa hada ahsan li astarih ve lil müşahidin. وهم سيتعلمون اللغة العربية والإنجليزية كأنه دورات اللغات أيضا. سيد إبراهيم يتحدث معكم اللغة الإنجليزية أنا أيضا أستريح وسيد إبراهيم يقول منذ سنوات لا أتحدث باللغة الإنجليزية فبفضيلة الأستاذ بفضل الأستاذ الآن أعيد وأكرر لأتقن يعني يعني شو بزول إبراهيم يا شو بقول والحلقة القادمة سنتكلم اللغة الإيطالية önümüzdeki programda da İtalyanca isterseniz konuşalım diyor. Okay. Let's do it Russian too because I'm learning Russian. İngilizce yani çok yani gayet güzel şey yapıyorsunuz gerçekten. Ben biraz anlıyorum da o kadar değil tabii. Yani hada menhec cayid. Ahyanan Seyyid İbrahim bir lügat İngilizceye yutarcım. Ya ben ya. 9 yıldır İngilizce konuşmuyorum. İngilizcem çok geriledi. Unuttum yani. Şimdi profesörle konuşurken aklıma geliyor kullandığım, kullanmadığım kelimeler. Yani o yüzden güzel oluyor. Bu dillerde sizin gibi cesaret lazımdır. Yani böyle konuşayım da belki yanlış yapayım. Bu kafayla bir yere varılmaz. Yani çok metodunuz çok hoşuma gidiyor. Çok da iyi oluyor yani. Yok benim metodum kasnak, onunki yumuşak. Yok ya, hiçbir çekinme yok sizde yani. Dil mesela yani giriyorsunuz, yanlış doğru önemli değil. Yani Seyyid İbrahim menhecu ana uhibbuhu. Huwa la yastahi ve la yakhaf minan nas. Law atahaddas lugha al-ingliziyya yumkin la alif kelime ve la harf la. Bihada al-manhaj hada jayyid. Hada fath li-ta'allum yani kema ta'rifun. Ama şöyle bir şey de var. Gerçekten çok böyle nasıl diyeyim, peygamber sabrı derler. Gerçekten onda var. Mesela beni o kadar sinirlendiriyor ki yayında. Yalan söylüyorsun diyorlar. Ben çat koyuyorum ekrana. Ondan sonra ne diyeceklerini şaşırıyorlar. O diyor ya böyle hani yavaş yavaş gidelim. Birinci kattan 20. kata çıkma diyor ya. Ama burada yapamıyorsun. Adam yalan dediği zaman ben çıkartıyorum. Onu koymak zorunda kalıyorum yani. يقول في الحقيقة صبر أيوب نبي أيوب عليه السلام عندك يا أستاذي لأنني عندما أعلم الناس أري الناس الأحاديث وأشرح لهم وأبين وعندما بعضهم يسبونني أنا أغضب غضب شديد جدا يعني لا أستطيع يعني مثل ما قال الأستاذ يعني كأنه من طابق 20 إلى تحت يعني أصبح
Hadi fazla uzatmayalım isterseniz. Thank you very much, Mr. Thank Sami. you. Really, Thank I like you so much. You are very nice person. Yakup hocam bir şey demek istiyor mu? İbrahim Bey sormadık sizde. Ona geliyordum zaten. Yok, Yakup abi var mı eklemek istediğin? Her şeyi söyledi hocam. نحن قلنا يا أستاذ يعقوب هل تسأل شيء قال كل ما نريد أن نسأل الأستاذ شرح وبيّن لنا تسلم 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 يا أخ يعقوب أحلم سكلم أحلم ne demek ki أحلم سكلم أحلم سكلم ne demek ki ya çok özür dilerim أهلا وسهلا hoş geldiniz efendim ha pardon yayın bitiyor هو الناس يعانى أهلا وسهلا هو يزول أهلا وسهلا كأنه طابت ليلتكم أو ليلة سعيدة مش مشكلة مش okay Yakup abi Furkan çok teşekkür ederim hepinize çok sağ olun teşekkür ederiz çok teşekkürler sağ olun تصبحون على الخير فضيلة أستاذنا المحترم شكرا لك والأخ إبراهيم والأخ يعقوب لوجودكم شكرا شكرا hepinize İbrahim Bey'e Yakup kardeşime hepinize teşekkür ederim izleyicilere de hayırlı geceler sağ ol Furkan Yakup abi çok teşekkür ederim geç geldin ama olsun yo ben dinledim hepsini dinledim yayını baştan aşağı dinledim sanki uyumuş gibisin gözlerin şey olmuş ha yok öyle gözlerimi yumdum dinledim yani. Daha iyi oldu böyle. Yarı rüya, yarı... belli belli. şey gibi olmuşsun Yakup abi. Böyle boksörler olur ya abi. Kafayı böyle şey yaparlar. Böyle tıraş olurlar. Yakup hocam sakalı bırakıp kesti ya. Ona yok, alışması. Yok o değil. İber, sıkıntı var. Şimdi bende biliyorum kalp şeyde var. Yetmezliği de var. Hı-hı. Bazen şey yapıyor yani. Bir bakıyorsun göğsünde falan böyle alerji gibi şey yapıyor. Elim yüzüm şişiyor böyle. Ondan sonra tekrar aman abi canını sıkma gözünü seveyim. Bugün senin o davalarla ilgili videonu izledim. Korktum ya o şeyi sana gönderdim ve pişman oldum bir ara. Yani, he, yok. Şey değil bu hep öyle oluyor zaten. Durduğum yerde de öyle oluyor. Boş bugün şimdi yine öyleyim şu anda. Sen bizim için önemlisin Yakup. Aman sağlığına dikkat et. Ya bu dikkat ettiğim için bugüne kadar geldim işte. 10 senedir daha aynı fazla dikkat çekiyorum. Et. Senin yaşaman lazım abi. 10 senedir aynı hastalığı çekiyorum işte. Oldu, kalp şey şimdi akciğerle ilgili biliyorsun kalbi. Kalp. Temiz kan gelmeyince işte vücudun her yerinden arıza çıkıyor. Aman abi 10 kat daha dikkat et. Sen bizim için önemlisin. Peygamberimiz sensin hatta. Çok çok geçmiş hatta, olsun. Teşekkür hep ederim. Sağlıklı yaşayın diyorsunuz ya o sözünüz de çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten en güzel şey odur. Zaten sağlık olmayınca hiçbir şey olmaz ki. Hiçbir şeyin tadı olmaz yani. Servetin olsa ne olacak? Bilgin olsa ne olacak? Yani önce sağlık lazım insana. Sağlık olduktan sonra diğeri gelir yani. Ama sağlığımız da bozuyor. Benim sağlığımı bozan Müslümanlar yani. Ya çok sıkma ya. Ya gönderdim o sonra davalarla ilgili gittim video yapmışım baktım çok sinirlisin yazdım keşke göndermeseydim dedim ya niye canını sıkıyorsun? Yok davalar alışkın ben İbrahim hayatım davayla geçti. Yok gördüm çok gergindim videoda o yüzden üzüldüm biraz yani sıkma canını. Yok tabii insan şey yapıyor yani şimdi şöyle ya bir tarafta hırsızlar bir tarafta yolsuzluklar bir tarafta kadın cinayetleri bir tarafta soygun bir tarafta devletin hazinesi boşalmış bir tarafta bir sürü ahlaksızlıklar var. Adam yani düşünebiliyor musun? 80-100 tane dava aç. Neye? Sebep ne? Dini eleştirdin. Erdoğan'ı eleştirdin. Aynen. Cumhurbaşkanı'nı eleştirdin. Yani bir yerde böyle bir şey yok. Ya, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdin ne demek? Cumhurbaşkanı'na hakaret ne demek ya? Profesör Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ediyor. 80 milyona hakaret ediyor. Küfür ediyor hepsine. Aynı şey gibi böyle. Müslümanların dediği gibi. Kur'an bakın insana piç diyor, hayvan diyor, eşek diyor. Yalancı diyor. Yalancı diyor, şu diyor, bu diyor. Kur'an hakaret ediyor. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman, ayetini okuduğun zaman diyor ki sen Kur'an'a hakaret et. Öyle. Kur'an bir tercüme etsin. Profesör Fransız kaldı. Rahatsız olmasın. Ya Fadilatül Üstaz. اليوم سيد إبراهيم أرسل لأستاذ يعقوب بأنه تم فتح التحقيق والاعتقال وما إلى ذلك تقريبا من 80 مدن تركية في حق أستاذ يعقوب وسيد إبراهيم قال يا ليت لم أرسل اليوم إليك يعني أخبر أستاذ يعقوب وسيد إبراهيم قال له اليوم أراك أنت غير يعني مرتاح غير فرحان هو فقط كله لإبداء الرأي للأسف الشديد
يعني أستاذ يعقوب يقول صحتي للأسف الشديد المسلمون يهذبونني كثيرا، فأنا لا أخاف من هذا يعني فتح الدعاوى القضايا علي وما إلى ذلك يعني، وهو في ألمانيا لو كان في تركيا يمكن كان يسجن بالسنوات يعني. فقط هاي 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 أستاذ يعقوب يقول أكبر حقارة يعني حقارة للإنسانية في القرآن مكتوب، نحن نتحدث هذا وهم يقولون أنتم يعني تدخلون في حقوق الناس ورئيس الجمهورية وما إلى ذلك. على كل شيء gördük işte ya, doktorumuzu gördük değil mi, çatlattı bizi yani, profesörü çatlattı, tercümanı çatlattı, Furkan çatlattı, beni çatlattı yani. Bir Müslüman var ya, bir Müslüman akıllı olan adamın içine koy, onun da delidir. Aklı olmayan zaten Müslüman olur. Profesörün bir yorumu var, onu alalım da. Ya Fadilet Üstazi, Üstazana ma ra'yukum fi hada? Kul lil-akh Yaqub inni ana mutadamin ma'a ve amel ennu tintehi l-umur bi khayr. Yaqub kardeşim, ben her alanda seninle beraberim diyor. İnşallah her şey hayra ulaşacaktır diyor. Tamam, o zaman kapatalım. Konu fazla uzamasın. Thank you very much. Leyla Saida ya Fadilat Üstazina, şükran lakum. Hepinize çok teşekkürler. Hayırlı geceler dilerim diyor profesörümüz. Sağ ol. Yakup abi sen de sağ ol. Teşekkür ederim geldiğin için. Evet. Yakup abi de şey oldu herhalde. Furkan teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Rica ederim evet, efendim. Kapatıyorum. Hayırlı geceler. Sağ ol. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim yayına katılan bütün arkadaşlara. Nikola Tesla bize destek için 100 NOK göndermiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımızı destekleyen, bizi ayakta tutan bütün takipçilerimize çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu yayınlar sizin sayenizde oluyor. Sizin bizi desteklemenizle oluyor. Siz var olduğunuz sürece biz de var olacağız. Yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Bir dahaki canlı yayında görüşünceye kadar hepinize esenlikler diliyorum. Yarın yayınımız yok. Salı günü bir pilav yayınım olacak. Geek TV'de kalın. Geek TV'de izlediğiniz zaman pilav yayında izlersiniz. Geek TV'deki pilav yayınına da herkes gelmesin lütfen. Özel bir yayındır. Evet, bir sonraki yayında görüşünceye kadar hepinize çok teşekkür ederim. Esen kalın, iyi geceler arkadaşlar.